İnternet haberciliği tabii ki yerel basına ve gazeteciliğe büyük bir zarar vermiştir. Ülkemizde de malum kağıt fabrikasının olmayışı ve kağıdın ithal olarak gelmesi ve bizler de maalesef gazetemizin basımında önemli ve kalıbı olan kağıdı ithal olarak alıyoruz. Bu şekilde de sıkıntılar var ama diğer tarafta da internet habercilik de yerel basına daha büyük bir zarar vermiş noktaya gelmiştir. Dijitalleşme anlamında tabii ki internet habercilik de gittikçe revaçta ve hemen hemen her yerde. Bizler de yerel gazeteler olarak internet haberciliği tabii ki dijitalleşme konusunda uymaya devam ediyoruz. Adımlar da atıyoruz. Tabii internet habercilik ve dijitalleşme faydadan artı zarar da oluyor. Bunun nedeni nedir? Biz eskiden daha bu dijitalleşmeye çok fazla geçmeden önce haberlerimiz hazırlanırdı, yazılırdı veyahut akşamları haber bültenlerini beklerdiler gazetelerden önce. Şimdi ise anında dijitalleşme olduğu için, internet haberciliği olduğu için aynı anda haberi internet ortamında sosyal medya hesaplarda görebiliyorlar. Bunun tabii ki avantajları var. Bizler de buna ayak uydurmaya çalışıyoruz. Ama diğer taraftan da bilgi kirliliğine de neden oluyor. Bunun için yerel gazetelerin önemi mutlaka unutulmamalı. Bu konuda hükümetimizin, devletimizin yerel gazetelerle ilgili bir çalışma yapması ve bunların resmileştirilmesi ve bu şekilde dijitalleşmeyi de yerel basına destek vererek yapılmasını istiyoruz. Yerel basın son çıkan internet yasası ile birlikte bazı zorluklar çekmeye başladı. İlk etapta Basın İlan Kurumu tarafından verilen kısmi desteklerle birlikte Ekim ayında bazı kriterler yerine getirilmedi takdirde yerel basın biraz zorlanacak. Bu kanunla birlikte yerel basın domine edilmesi için biraz daha esneklik tanınması gerekir. Siz şu anda yerel basının içinde bulunduğu zorluğu sürdürebilmesi için maddi kaynaklarının geçmişte olduğu gibi tekrar destek vermesi lazım. Sadece Basın İlan Kurumu'nun verdiği ilan ücretleriyle birlikte bir yerel gazetenin ayakta kalması mümkün değildir. İnternet yasası ile birlikte haksız bir rekabet de ortaya çıktı. Bu haksız rekabetin ortadan kalkması için belli bir süre tanınması lazım. Bunun için bir altyapının oluşturulması lazım. Bunun için bir eğitimin verilmesi lazım. Şu anda yerel basın, yerel gazeteciler, gazete sahipleri sudan çıkmış balık gibi bir durumla karşı karşıyadır. Yerel basının içinde bulunduğu zorlukları atlatması için hükümetin ve yerel temsilcilerin, STK'ların, odaların desteğiyle olması gerekir. Bu destek olmadığı sürece yerel basının bu ortada olan maddi yükümlülüklerle ayakta kalması çok zor. Bugün bir asgari ücretin yükselmesi, bir kağıt maliyetinin, bir kalıp maliyetinin, bir elektrik, bir kira maliyetinin yükselmesi yerel basının, yazılı yerel basını bitirme noktasına getirdi. Bununla ilgili bu yeni dönemde hükümet yetkililerinin bununla ilgili bir çalışmasının olup olmadığını biz de bilmiyoruz. Olursa yerel basın bir nebze olsun kurtulmuş olacak. Rahat bir nefes almış olacaktır.